sünnet olan çocuk sonrasında aileler nelere dikkat edecekler? Şimdi sünnette ben birçok teknik var. Böyle işte modernize daha değişik şeyler falan da olmakla beraber cerrahi sünneti çok beğenirim. Yani tam ölçüsünü alırsın. Bitirdiğin zaman iyileşmiş haline kadar ki çok da beğenilir yaptığım sünnetler. Yani ne ile sonlanacağını bilmiş halde bitirirsin. Yani sünnet önemli bir cerrahi operasyon. Cerrahi bir operasyondur. Dolayısıyla hani ölçümü bilmem ne falan çok önemlidir. Ben şekline de çok dikkat ediyorum. Yani sadece oradan bir deri parçasının alınması değil, bittiğinde şekli şemalinde güzel olması çok hani özenerek çalıştığım için dikkat ederim. Sünnet sonrasında olabilecek yani ilk 24-48 saatte sıklıkla karşılaşılabilecek bir şey kanamadır. Yani sıklık dediğim en sık karşılaşılabilecek bir şey. O da çok dikkatle çalışılırsa kanama pek olmaz. Ama işte onun için biraz önce dediğiniz noktada bir şeyi unuttum. Yani nerede profesyonel birileri tarafından steril ortamlarda. Yani evde eskiden yapardık, ben de yaptım. Evde sünnetler, toplu sünnetler, ne bileyim işte o rica etti, gittik, yapıldı falan filan. Ama orada hastanedeki ortamında değilsin. Sen bir yere gidiyorsun, o yok, bu yok falan, ne bileyim bir masanın üstünde falan, bunlar güzel şeyler değil. Ya Avrasya Hastanesi'nde de çok sayıda sünnetler çok yapıldı, yapıyoruz tabii. Ya da devam ediyor. Kesinlikle. Dolayısıyla steril ortamlarda, bu bir biyopsi odası olur, müdahale odası olur, ameliyathane olur, yapılmasında fayda var. İşte ilk 24-48 saatte kanama olabilir. Şimdi kullandığımız lokal anestezikler damar büzücü etkileri vardır. Sünnet esnasında zaten kanayan bir şeyi cerrah ya da bir doktor kanar vaziyette bırakmaz. Ama daha sonra o lokal anestezik maddenin etkisi geçtikçe damar, görünmeyen bir damar açılabilir ve kanama olabilir. Veyahut da bir travma olabilir. Ne bileyim divandan inerken, çıkarken top çarpar, bisiklet çarpar falan ve peniste kanamalar olabilir dikilen yerlerde. Gerek ben gerek hemşire arkadaşım anne ve babanın neler dikkat edeceğini, nasıl bakım yapılacağını falan hep anlatıyoruz. Steril şeylerle pansuman yapılması, antibiyotikli krem kullanılması, düzgün ağrı kesiciler kullanılması. Hatta ben daha uzun etkili lokal anestezikler de yapıyorum çocuk ağrı duymasın diye. Hem üstünde bir psikolojik şey kalmaması için. Çok ne kadar özenirseniz o kadar güzel neticelenen işler. Her işte olduğu gibi yani. Evet. Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken kurallardan biraz bahsettiniz ama biraz açabilir miyiz? Tabii. Şimdi bir, verilen ilaçların düzenli kullanılması. Çocuğun ilk 24-48 saati çok mümkün mertebe acil durumlarda hani ayağa kalkması, mümkün mertebe immobilize durması. İşte bu çizgi film izleyebilir, iPad ile oynayabilir şu bu falan ama çok hareket ettirilmemesi. Güzel beslenmesi, proteinli gıdalarla yara iyileşmesini arttırıcı. Kremler veriyoruz. O kremlerin üst üste sürülmeden ya serum fizyolojikle ya da sulandırılmış batikonla temizlenip onun üzerine kremin sürülmesi ve antibiyotik ağrı kesicinin düzenli verilmesi zaten kendi kendine iyileşir. Evet. Özel ipler kullanıyoruz. O ipler erirler ve kendi dökülürler. O ipleri almaya gerek yok. Genelde 2-3 gün sonra kontrole çağırırız. O kontrole gelmesi de önemli. Ama sünnetten sonra mesela o an bitti sünnet, ne bileyim 4-5 saat, 6-8 saat, 1-2 gün sonrasında şişebilir. Yani istenmeyen durumlar burada karşılaşabilir. Karşılaşabilir. Dokunun özelliği de, çocuğun da özelliği. Yani kimin bir yere çarpar, morarır mesela şeyi. Bir yeri, etinin yapısı da önemlidir. Kızarıklık olur, morluk olur, biraz şişlik olabilir, ödem falan. Bunlar gelip geçip hepsi iyileşip normal haline gelir. Yani bu tür istenmeyen durumlarla karşılaştıkları zaman anneler panik yapmasınlar. Tabii tabii. Anneler panik yapmasınlar. Yok. Profesyonel bir yerde yapıldıkça her şeyin çaresi var. Dikkatli evet. Şeyde yapılması. Yani sünnette şu bu olması da çok nadir görülen bir şey. Çok herkes gelişti, iyi tekniklerle cerrahi işlemler yapılıyor. Evet.